Sayın Süleyman Soylu. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcım Sayın Abdülhamit Gül. Genel Merkez SKM Başkanım Sayın Mustafa Ataş. İl Başkanım Sayın Yusuf Ziya Özsabak. Milletvekilim Sayın Temel Coşkun. Belediye Başkanı Adayım Sayın Yakup Bilgin Koçal. Çok değerli hak kadrolar, değerli basın mensupları, tekrarlanacak olan seçimler için düzenlemiş olduğumuz AK kadroların dayanışma toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Değerli kurumlarımız, öncelikle sizleri gazilerimizin ve şehitlerimizin arasına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ardından İstiklal Marşımızı okuyacağız. Sayın Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcım Süleyman Soylu, Sayın Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcım Abdülhamit Gül, Sayın Genel Merkez SKM Başkanı Mustafa Ataş, Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Gençlik Kolları Başkanım, Sayın Belediye Başkan Adayım ve siz değerli AK kadrolar. Hepiniz bu dayanışma toplantımıza hoş geldiniz. Uzun ve yorucu bir seçim sürecinden sonra yenilenecek olan belediye başkanları seçim çalışmalarımız için bugün bismillah deyip başlangıcı yapmış bulunmaktayız. Kalan 27 günümüzde gece gündüz demeden, vakit gözetmeden, kapı kapı dolaşarak mücadelemize devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki 1 Haziran günü AK Parti bayrağı Yalova'da dalgalanacaktır. Sizlerin desteği, sizlerin emeği, gönülleri sayesinde karşılaştığımız her zorluğa göğüs gererek Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Yalova'yı hediye edeceğiz. Sözlerine Başbakanımızın sözleriyle son veriyorum. Durmak yok, hep birlikte yola devam. Konuşmalarımdan dolayı Merkez İlçe Başkanımız Sayın Umut Güçlü'ye teşekkür ediyoruz. İktidarımızın gücünü Yalova'ya taşıyacak, yarının Yalova'sını birlikte inşa edeceğimiz AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayımız Sayın Yakup Bilgin Koçal'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, SKM'mizin değerli başkanı, değerli İl Başkanım, milletvekili ve AK Parti'nin Yalova'daki çok değerli kadroları. Öncelikli olarak hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 30 Mart'ta bir yol kazası olduğunu düşünüyoruz. Seçimi böyle bir tapa diye nitelendirdiğimiz denk bir noktaya gelmesini inanıyorum ki burada bulunan hiçbir arkadaşımız beklemiyordu. Neden oldu, niçin oldu? Yaklaşık 10 gündür değerli yöneticilerimizle, büyüklerimizle bunların hep analizlerini yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki eksik görülenleri tamamlamaya, arızaları gidermeye, 30 Mart öncesinde hayalini kurduğumuz, umut ettiğimiz neticeyi bu sefer 1 Haziran'da alabilmek için de bu sefer değerli genel merkez yöneticilerimizin katkılarıyla, destekleriyle çok daha planlı, programlı, eksikleri giderilmiş bir şekilde 1 Haziran'da neticelendireceğimizi kaydediyoruz. Birkaç gündür Yalova kamuoyunda AK Parti neden hala sahaya çıkmadı diye bir algı oluşturmaya başladılar. Ama aslında bunun altında biraz da korku olduğunu hissediyorum. Bunlar bir şey yapıyorlar. Bir şey hazırlıyor bunlar. Buradan bir şey çıkacak diye o duyguları da aldığımı düşünüyorum. Evet, bir fırtına öncesi sessizlik gibi bir iki haftadır gerçekten Sayın Mustafa Ataş'ın önderliğinde güçlü bir plan, program ve detay çalışması artık son noktaya geldi. Bugün inşallah bu toplantıyla sahaya çıkmaya,
planlanan çalışmaları hayata geçirmeye başlamış olacağız. Ama her zaman söylediğimiz gibi bu sadece planın varlığıyla değil, o plan ve programı hayata geçirecek gönül erleriyle mümkün olabilecek. O kadro da burada. Hep beraber burada bulunan parti kadrolarında geçmiş veya bugün görev almış dava arkadaşlarımızın el birliğiyle kalan 20 küsur gündeki emeğiyle, coşkusuyla uzanamadığımız yerlere hep birlikte uzanarak 1 Haziran'ı sadece Yalova için önemli bir gün kılmayacak. İnanıyorum ki Sayın Başbakanımıza başkanlık yolunda yürüyeceği bu yolda Yalova'dan da önemli bir hediye ve katkı vereceğiz. Bizler için Yalova önemli. Yalova'nın geleceği önemli. 25 milyonluk Marmara şehrinin ortasında gerçekten Anadolu coğrafyasının en güzel bu köşesini hak ettiği gelişmeyi, hak ettiği büyümeyi projelerimizle, hükümetimizin desteğiyle ve katkısıyla hayata geçirerek Yalova'nın mutluluğunun sürdürülebilir olmasını arzu ediyoruz. Bunun için de gereğini yapacağız. Ama biraz evvel söylediğim gibi Yalova özelinde Türkiye'ye verilecek olan da bir mesaj var. Uzun adamın, Sayın Tayyip Erdoğan'ın, başbakanımızın yürüyüşüne çıktığı bu yolda bütün Türkiye'nin gözü Yalova'da olacak. Bizler için bu seçim ne kadar önemliyse AK Parti için de, başbakanımız için de o kadar önemli olacak. Ve Ankara'da yaptığımız temaslarda, Sayın Başbakanımıza da yaptığımız toplantıda, Sayın Başbakanımızın da buna ne kadar önem verdiğini ben hem sözlerinden hem gözlerinden hissettim. Onun için de yapacağımız 20 günlük çalışmanın sadece Yalova'da AK Partililerin, AK kadroların bu şehre hizmet etme heyecanının ötesinde Türkiye genelindeki, aslında sadece Türkiye değil, bütün Orta Doğu coğrafyasında, hatta dünyadaki gözü Türkiye'de olan insanlara da Yalova'dan gidecek mesaj anlamına geleceğinin bilinciyle, eğer 30 Mart öncesinde 6 saat, 8 saat uyuduysak, bu sefer 3 saat, 4 saat uyuyarak günleri geçireceğiz. Buna hepinizin yürekten inandığını biliyorum. 30 Mart hepinizin kalbinde bir yol kazası anlamına geldiğini, ah dediğimizi, vah dediğimizi, niye şu komşumuza giderek onun da oyunu istemediğimiz pişmanlığı herkesin kendi beyninde ve ruhunda yaşadığını biliyorum. Çünkü birçoğunuzla benzer sohbetler yaptık. Hiç kimseyi birbirinden ayırmıyoruz. Hepimiz yaptık. Burada bulunan 500 küsur gönül taşımızın aynı pişmanlık heyecanını, biraz rahatlığın, belki biraz rehavetin veya diğer gerekçelerle beraber keşke şunu da yapsaydım, o zaman hiç buna gerek kalmazdı dediğini duydum, hissettim. Ama inanıyoruz ki bazen hayırlarda şer, şerlerde hayır vardır. İnanıyorum ki tapa çıkan bu neticenin bizim için şer olarak algılanıp bundan nasıl bir hayır doğacağını önümüzdeki bir ayda göreceğimizi düşünüyorum. Bizler için de ülke için de hayırlı olacak diye düşünüyorum. Bu hayrın altında hepimizin imzası olacak. Herkesin teker teker alın teriyle yazdığı, kazıdığı bir imza olacak. Bundan ne benim, ne de genel merkez yöneticilerimizin, ne de Sayın Başbakanımızın şüphesi olmadığını biliyorum. Alın terimizle imza atmaya varız değil mi? Eksiklerimizi görerek bu kalan 20 küsur gün içinde bütün Türkiye'nin duyacağı bu imzanın gereğini yapmaya hep beraber var mıyız? O zaman gerisi kolay olacak inşallah. Bu düşünceler içerisinde bu toplantıyla beraber başlayacağımız büyük koşunun önce milletimize, Yalova'mıza ve Sayın Başbakanımız için hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.
konuşmalarından dolayı belediye başkan adayımız Sayın Yakup Bilgin Koç'a da teşekkür ediyoruz. Şimdi ise değerli konuklarımız, AK Parti Yalova Milletvekilimiz Sayın Temel Coşkun'u konuşma yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Çok saygıdeğer genel başkan yardımcılarım, değerli SKM başkanım, taze çiçeği burnunda çok değerli il başkanım, değerli belediye başkan adayımız, teşkilatımızın her kademesinde görev yapan çok değerli ilçe başkanlarım, il başkanlarım, partimize emek veren, ter akıtan, kuruluşundan bu yana hizmet veren çok değerli büyüklerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet, bu salonlar bize yabancı değil, size yabancı değil. Bu salonlarda heyecan yaşadık, bu salonlarda güzellikler yaşadık. Bugün de bir başka yarım kalan bir hesabımızı tamamlamak için Cenab-ı Hak bize bir fırsat daha verdi, bir imtihan daha verdi. İnşallah onu da tamamlamak için bugün buradayız. Hoş geldiniz diyorum. Değerli dostlarım, biraz önce belediye başkan adayımız da ifade etti. Aynı şeyleri belki tekrar etmiş olmamak için söylüyorum. Yeni bir sınava hazırlanıyoruz. Gerçi Yalova buna alışık, biliyor musunuz? Sene 1994. Mustafa abi burada, çok değerli SKM başkanımız. Yine bir yaz gününde 27 Mart 94 seçimleri iptal ediliyor. Gerekçe de çok basit. Atın ayağı ters dönmüş. Bir partinin itirazıyla ve 3 ilçede, o zaman İstanbul'a bağlıyız, Beykoz, Fatih, Yalova seçimleri iptal. Ben Deniz kardeşimiz de Refah Partisi'nden belediye başkan adayım. Üzüldük, sevindik. Hakikaten iyi bir mücadele verdik. Ara seçimlerin heyecanını çok iyi biliyorum. Çoğunuz da biliyorsunuz. Bütün Türkiye'nin kalbi Yalova'da attı. Ve hamdolsun biz o seçimlerden büyük bir başarıyla çıktık. Aldık mı almadık? Alamadık. Ama dördüncü sıradan ikinci sıraya geldik. Biraz da ittifaklar, birleşmeler, birbiriyle paslaşmalar ve neticede gitti. Ama alnımızın akıyla çıktık. Güç kazanarak çıktık. Moral bularak çıktık. Ve Türkiye'ye o zamanki inandığımız ideolojinin, partinin gücünü hep beraber gösterdi. İşte şimdi bir fırsat daha geldi. Güzel Yalova'mızı Türkiye'de göstermenin, Türkiye'de hakikaten genel seçimlerde belki Yalova'da alsanız da kaybetseniz de araya karışıp gidecekti. Ama şimdi öyle bir fırsat var elimizde ki, İnşallah 1 Haziran'daki alacağımız sonucu bütün Türkiye konuşacak. Buna hazır mıyız? Bize gönül veren herkes mutlu olacak. AK Parti ruhunu taşıyan herkes mutlu olacak. Hatta Balkanların, Orta Doğu'nun mazlumları da mutlu olacak. Bu seçim öyle bir seçim haline geldi. Ağrı ilimizde, Yalova ilimizdeki bu mücadele böyle bir noktaya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yarışı haline geldi. Bizim adayımız Yakup Bilgin Koçal'la karşı tarafın adayı mücadelesi olmaktan çoktan çıktı. Öyle mi? Evet. Çıktı. İşte bizim için bunun bir onur mücadelesi olacağını. Hani Başbakanımız 30 Mart'ta ne demişti? 30 Mart seçimleri bir istiklal mücadelesi demişti, değil mi? İşte ben de sizlere diyorum ki, 1 Haziran seçimleri Yalovalılar için, bizler için bir istiklal mücadelesidir. Ve biz bundan galip çıkacağız inşallah. Geçmişe bakmayacağız. Beylugan, bunları bırakacağız. Düne asla bakmayacağız. Dün dünde kaldı cancağızım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
felsefesinden hareketle nerede yanlış yapmıştık? Nerede noksanımız vardı? Nerede hatamız vardı? Nerede görmedik, duymadık, dokunmadık dedik. İşte bütün bunları önümüze alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bu seçim bizden çıktı. Ama bu seçimin taşıyıcıları bizleriz. Hamileri bizleriz. Sorumluları bizleriz. Bu sorumluluğu taşımaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Bakın bir avantajımız daha var. Bu salonda bu gece görüyorum. Bütün ilçelerimiz sınava hazır. Beldelerimiz hazır. Çünkü onlar kendi görevini yaptı ve hepsinin yüreği Yalova'da atıyor. Öyle mi? İşte o yüreğimizi, gücümüzü birleştireceğiz. Asla karşı tarafla sataşmaya, cedelleşmeye, münakaşaya girmeden, tartışmalara girmeden SKM'nin yaptığı programlara uymak suretiyle her birimiz hangi kanalı kullanmamız gerekiyorsa onları kullanacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Kırgınlarımız var, biliyorum. Dargınlarımız var, biliyorum. Uzak kalanlarımız var, biliyorum. Açık olalım canım. Onların hepsini teker teker ziyaret edeceğiz. Biz kardeşiz. Bizim davamız kısır bir dava değil. Bizim davamız birinin belediye başkanı olması, birinin meclis üyesi olması asla değil değerli kardeşlerim. Biraz önce dediğim gibi bu sonucu bütün Orta Doğu'nun, Balkanların ve Türkiye'nin mazlumları ve mağdurları hep beraber bekliyorlar. Öyleyse inşallah genel merkezimizin yüreği artık burada diyor. Karargahı kurdular, başkanımız burada. İnşallah başbakanımız teşrif edecek, o güzel programlarla yolumuza devam edeceğiz. Ve hep beraber inşallah 1 Haziran'da neticeyi alacağız. Buna var mıyız? O zaman şu şarkımızı bir cümle söyleyelim mi? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurlarda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana seni hatırlatıyor. Bana Yalova'yı hatırlatıyor. İnşallah Yalova bunu söyleyecek Cumhuriyet Meydanı'nda. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Konuşmalarından dolayı milletvekilimiz Sayın Temel Coşkun'a teşekkür ediyoruz. Şimdi ise değerli AK kadrolar, AK Parti Yalova İl Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Özsabah'ı konuşma yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Sayın Genel Merkez SKM Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkan Adayım, partimizin önceki dönem değerli milletvekilleri, önceki dönem il başkanlarım ve AK Parti'nin çok değerli mensupları, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yerel seçimlerinde halkımız bir kez daha başbakanımıza ve AK kadrolara olan güvenini göstermiş ve yaptığı hizmetleri takdir ederek emanetini kendilerine tevdi etmiştir. Başbakanımız da seçim sonrası bu emaneti sonuna kadar taşıma ve gereğini yapma sözüyle milletin huzuruna çıkmış. 2023 hedeflerinden şaşmadan milletimizi Dünya Ligi'nde hak ettiği yere taşıma idealini kaldığı yerden devam etmektedir. Milletimizin bu bilinçli ve ısrarlı tercihi AK kadroların sorumluluğunu bir kat daha arttırmakta, milletimiz asırlardır beklediği şahlanışın öncülüğünü AK kadrolara teslim etmektedir. Bu bilinçler
Başbakanımız ve ak kadrolar her geçen gün milletimizin kalbinde daha çok yer etmekte ve tarihi yürüyüşün hızı her geçen gün artmaktadır. Değerli dostlar, 30 Mart yerel seçimleri bir kez daha gösterdi ki ak kadroların liyakate, atalete kapılma lüksü yoktur. İşte Yalova'da yaşadığımız seçimler bir oyun ne kadar kıymetli olduğunu bize bir kez daha göstermiştir. Sandık kurulu üyesinden il başkanına, adaya, milletvekiline kadar hepimiz milletin emanetini koruma ve sahip çıkma adına gece gündüz yağmur çamur demeden çalışmalı ve bu emanetin ehil ellere geçmesi için var gücümüzle çalışmalıyız. Bizler biliyoruz ki yaşanan her seçim ak kadroların gücünü arttırmakta. Bu da milletimizin makus tarihinin değişmesi yönünde bizleri hedefe bir adım daha yaklaştırmaktadır. Kıymetli dostlar, Yalova'mız genel ve yerel yatırımlarla inşallah kısa sürede cazibe merkezi olmaktadır. Turizm potansiyeliyle, tarımı, enerjisi, bilişim alanındaki yatırımları ile Yalova'mız hak ettiği konuma yükselecektir. Özellikle Körfez geçiş projesi ile Yalova'nın gerçek anlamda keşfedilmesine neden olacağı ve iyi bir planlama ile İstanbul'un nefes alacağı bir alan haline geleceği söylenebilir. Yalova'mızın hak ettiği yatırımları alması, ülke kalkınmasına ayak uydurması ak kadroların öncülüğüyle olacaktır. Biz teşkilat mensuplarına düşen milletimize bu gerçeği anlatmak ve emanetine sahip çıkmaktır. Başbakanımızın İl başkanlığı görevini bize tevdi etmesinden sonra Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız ve ekibinin rehberliğinde istişarelerimize başladık. Teşkilatın her kademesinde görev yapan, bu davaya inanan, gönül veren herkesin bilmesini isteriz ki bu emanetin öneminin ve ağırlığının farkındayız. Ve aldığımız emaneti daha iyi bir noktada teslim etmek için var gücümüzle çalışacağız. Sizlerin desteğiyle ve duasıyla inşallah en kısa zamanda Yalova'nın geleceğini inşa edecek, birlik ve bütünlüğümüzü pekiştirecek ve başarımızı arttıracak bir yönetim oluşturacağız. Oluşturacağımız yönetim kurulumuz sadece bir Haziran seçimlerine değil, sonrasında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve gelecek yıl yapılacak olan genel seçimlerde de Yalova'mızı hazırlayacak bir kadro olacaktır. Kıymetli hazırım, bizim kısır tartışmalara, siyasi suçlamalara kaydedecek vaktimiz yoktur. Bizler 2071'leri hedefleyen bir liderin ak kadrolarıyız. Bizler ülkemizi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasında sokmaya çalışan bir liderin ak kadrolarıyız. Ve bizler milletin selameti için kefenini boynuna asan ve hayatını ortaya koyan bir liderin ak kadrolarıyız. Bizler Recep Tayyip Erdoğan'ın ak kadrolarıyız. Bizim siyasetimiz İsmimiz gibi aktır, berraktır, şeffaftır. Bizim siyasetimiz insanidir, dürüsttür, halka duyarlıdır ve halka yöneliktir. Bu yüzden sadece Yalova'da değil, tüm Türkiye'de her zaman pozitif, şeffaf, dürüst, ahlaklı siyasetin öncüleri olmuşuzdur. Böylece 12 yıldır bunca hizmete imza atmış ak kadrolara milletimiz teşekkür etmekte, dua etmekte, başarı dilemektedir. Bizler
yani Yalova'nın ak kadroları başbakanımızın bizden 1 Haziran'da tarih yazmamızı beklediğini biliyoruz. Bu inanç ve azim burada bulunmayan tüm ak kadrolarda mevcuttur. İnşallah 1 Haziran'da Yalova'dan yükselecek ses tüm Türkiye'de yankı bulacak ve ak kadrolar Yalova'da yeniden yönetime geçecektir. Bu düşüncelerle başta teşkilat başkanımız, yerel yönetimler başkanımız ve genel merkez SKM başkanımız olmak üzere tüm misafirlerimize Yalova'ya teşriflerinden dolayı teşekkür ederken Yalova'nın ak kadrolarına 1 Haziran akşamı oyların sayım ve dökümü bitinceye kadar sıkmadık el, çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmamalarını, asla rehavete kapılmamalarını rica ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Evet, okuduğu şiirlerle duygularınıza tercüman olan, bu güzel şiiri en güzel okuyan kişiyle Sayın Başbakanımızın slayt gösterisiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır, yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkar şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, Rabbime hamd ediyorum. Rabbime bize bu günleri yalnız bırakmayan, bilgi ve birikimlerinden faydalandığımız Genel Merkez SKM Başkanımız Sayın Mustafa Ataş'ın konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Çok değerli Genel Başkan Yardımcılarım, çok değerli İl Başkanım, değerli milletvekili arkadaşım, çok değerli Belediye Başkan Adayım, Merkez İlçe Başkanımız, kuruluşundan bugüne kadar partimizde görev yapan kurucu il başkanlarımız, çok değerli 22. dönem milletvekilimiz Şükrü Önder Bey, partimizde yine kuruluşundan bugüne kadar yönetimlerinde görev yapan yönetim kurulu üyelerimiz, ilçelerde, merkez ilçede görev yapan
ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kadın kollarımızın çok değerli yöneticileri, gençlik kollarımızın, mahalle yönetimlerimizin çok değerli yöneticileri, hasılı kelam teşkilatımızın her kademesinde AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar alın teri dökmüş, emek vermiş, AK Parti'nin Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne katkı sağlamış tüm teşkilat mensuplarımızı saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Değerli kardeşlerim, çok önemli bir seçimin arifesindeyiz. Yalova seçimleri, benden önceki konuşmacı arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi bir yol kazasına uğradı. Bu kazayı inşallah 1 Haziran'da hep birlikte telafi etmek için buradayız. Sayın Genel Başkanımızın bu seçimleri ne kadar önemsediğini hepimizin bilmesi gerekiyor. Yine benden önceki arkadaşlarım ifade ettiği gibi bu seçimlerde bütün dünyanın ve Türkiye'nin gözü Yalova'nın üzerinde olacak. Yalova'da 1 Haziran'da bir hesap görülecek. Yalova'da görülecek hesap AK Parti Cumhuriyet Halk Partisi hesabı olacak. Bu seçim Yakup Koçal seçimi veya Vefa seçimi değildir. Bu seçim AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin hesaplaşacağı bir seçimdir. Bu hesapta var mıyız, yok muyuz? Onu burada hep birlikte ispat etmek mecburiyetindeyiz. Değerli arkadaşlar, 1 Haziran akşamı ya Kılıçdaroğlu'nu sevindireceksiniz, ya Recep Tayyip Erdoğan'ı sevindireceksiniz. Ya Recep Tayyip Erdoğan'la ölümüne biz buradayız diyeceksiniz ya da demeyeceksiniz. Biz genel başkanımızı demek için tüm hesaplarımızı gömdük, beton attık üzerine, geleceğe emin adımlarla yürümek için buradayız. Ben sizleri bir şeye davet ediyorum. Seçimlere bugünden itibaren tam 27 gün var. 27 gün sizi uykusuzluğa davet ediyorum. 27 gün sizi açlığa davet ediyorum. 27 gün sizi eşinizden, aşınızdan, işinizden, bu kutlu mücadelede her şeyinizden fedakarlık yapmaya davet ediyorum. Fedakarlık yapmaya var mıyız, yok muyuz? Değerli arkadaşlar, Sayın Genel Başkanımız sadece Türkiye ile ilgilenmiyor. Bütün dünyadaki mazlumların, ezilmişlerin dertleriyle ilgilenirken biz küçücük bir Yalova'yla ilgilenmeyecek miyiz? Biz küçücük Yalova'da 75 bin seçmeni olan Yalova'da 75 bin seçmenin elini sıkma noktasında kılımızı kıpırdatmayacak mıyız? Değerli arkadaşlar, biz Yalova'da suç da aramıyoruz. Suç da aramıyoruz. Dediğim gibi kusurlarımız olabilir, hatalarımız olabilir, geçmişte eksiklerimiz olabilir, gitmediğimiz insanlar olabilir, elini sıkmadığımız, saygı göstermediğimiz, hatırını sormadığımız insanlar olabilir. Bunların hepsini kabul ediyoruz. Ama onlara diyoruz ki, biz bir hata ettik, biz bir kusur işledik, hepinizden özür diliyoruz. Bu hatamızdan dolayı şimdi yeni bir sayfa açarak 1 Haziran'da mazlumlar için gecesini gündüzüne katan, günde 18 saat mesai yapmak suretiyle hayatını milletine adamış, hayatını mazlumlara adamış genel başkanımızı mutlu etmek için biz de varız diyoruz. Biz de Yalova'da inşallah bu seçimleri zaferle sonuçlandırmak için, evet, biz buradayız diyoruz. Değerli hanım kardeşlerimize çok iş düşüyor. Değerli genç kardeşlerimize çok iş düşüyor.
değerli teşkilat mensuplarımıza çok iş düşüyor. Belediye meclis üyelerimize, ilgilenen meclis üyelerimize hasılı kelam, bu salonda bulunan, bu salonda bulunamayan, gelemeyen arkadaşlarımıza, hepimize çok iş düşüyor. Değerli arkadaşlar, ben çarşamba günü akşam buraya intikal ettim. Gelir gelmez teşkilatımızdaki toplantıları, daha sonrasındaki görüşmelerle bugüne kadar geldik. Şunu biliniz ki, birileri şu yakıştırmayı yapıyor. AK Parti sokağa inmedi. Arkadaşlar, bu seçimlerde sokağa insek ne olur, inmesek ne olur? Biz 30 Mart'a kadar sokaklardaydık zaten. Biz milletin gönüllerine girmeye geldik buraya. Gönülleri kırılmış insanların gönüllerini yapmaya geldik buraya. Dolayısıyla sokaklarda tabii ki olacağız. Planımızı, programımızı en ince detaylarına kadar yaptık. Ve biz genel başkanımıza söz verdik. Biz Allah'a söz verdik. Bu seçimi buradan alıp, buradan birlikte inşallah zaferle çıkacağız. Buna söz vererek bu seçim çalışmalarını il teşkilatımızın da kurulmasıyla, yönetimin de oluşmasıyla birlikte AK Parti'nin Yalova'da neler yapacağına hep birlikte şahit olacaksınız. Değerli arkadaşlar, bir şey daha var. Yalovalılara şunu söyleyeceğiz. Siz hizmetten yana mısınız, hezimetten yana mısınız? Bu ülkeye bugüne kadar çivi çakmayanlar, bu ülkeye bugüne kadar hiçbir hizmet yapmayanlardan yana mısınız? Gerçekten 10 yılda Türkiye'yi 80 yıl ilerisine taşıyan AK Parti'den yana mısınız? Yani hizmetten yana mısınız sorusunu lütfen herkese sorun. Bakın 3 haftalık belediye başkanlığı döneminde Yalova'ya gelir gelmez neyi yaptılar beyefendiler, gördünüz değil mi? Çöpleri bile toplamaktan aciz kaldılar. Ve bir takım uygulamaları değiştirmek suretiyle yenilik yapmaya çalıştılar. 80 tane işçiyi gelir gelmez sokağa döktüler. Evet, orada 80 tane işçiyi sokağa dökerken bir mahalleye de gidip diyor ki ben şu kadar işsizi işe alacağım vaatlerinde bulundular. CHP'nin yaptığı budur sadece. Belediye kurumlarını, belediyeleri, devletin kurumlarını yandaşlarıyla doldurmak ama maaş ödemeye geldiği zaman da tökezleyip kalmak. Onların borçlarını AK Parti iktidarları ödemedi mi? Onların yaptığı borçları AK Partili belediyeler ödemediler mi? Bunları lütfen bir hatırlatın. İşte şunu söyleyin. İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllardır CHP'li belediyelerle yönetiliyor. Bir İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne baksınlar, bir de AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne baksınlar, Ankara Belediyesi'ne baksınlar, Konya'ya, Kayseri'ye baksınlar. 5 yıl Antalya'yı yönettiler. Ne kadar hizmet yapabildiler? Bunları lütfen Cumhuriyet Halk Partili seçmen arkadaşlarımıza hatırlatın. Değerli arkadaşlar, Yalova'nın seçmenleri, Yalova'da yaşayan değerli dostlarımız, kardeşlerimiz ki Yalova'da Türkiye'nin her ilinden seçmen var, her ilinden insan var. O insanlara onu hatırlatın. Hizmetten yana mısınız, hizmetten yana mısınız? Yalova geleceğe emin adımlarla kalkınmış bir şekilde yolculuk yapmaktan yana mıdır? Yoksa Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönettiği beceriksizliklerden yana mıdır? Bunun kararını verecektir Yalova. Evet, Yalovalı bu seçimde bir karar verecek. Ben inanıyorum ki inşallah 1 Haziran'da Yalova'da fark atarak, büyük bir fark atarak AK Partilileri Türkiye'de yaşayan mazlumları sevindiren insanları sevindireceğiz hep birlikte. Başbakanımızı sevindireceğiz ve Yalovalıları sevindireceğiz. Onun için değerli dostlar, seçim süresince burada hep birlikte çalışacağız. Her arkadaşımıza zaman ayırıp dinlemeye çalışıyoruz. İlgilenmeye çalışıyoruz. Ama ben herkesi, burada bulunan herkesi, gelemeyen herkesi yanımızda hissetmek istiyoruz. Ondan enerji almak istiyoruz. Ve başarıyı birlikte yakalamak istiyoruz. Bu anlamda tüm arkadaşlarımızın, tüm dostlarımızın,
geçmişte görev yapıp şu anda aktif görevi olmayanlar dahil herkesi çalışmaya davet ediyoruz. Kol kola Yalova'nın sokaklarında yürüyelim. Ulaşılamayan herkese ulaşalım. Kapısını çalmadığımız hiç kimse bırakmamacasına bir performans ortaya koyalım. Böyle bir davetle yapılacak seçimlerin Yalova'mıza, Yalova'da yaşayanlara hayırlı olmasını diliyorum. Cenab-ı Hak Yalovalı'yı da mahcup etmesin, bizleri de mahcup etmesin. Bu kutlu yolculukta alın teri dökecek herkese başarılar diliyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Çok kıymetli genel başkan yardımcılarımız bugün bizleri şereflendirdiler. Onlar da hitap edecekler. Önümüzdeki günlerde inşallah diğer misafirlerimizle Yalovalılarla hep birlikte buluşacağız. Sayın Başbakanımızla da Yalova'da 30 Mart'tan önce gelememişti mitinge. Ama inşallah bu sefer Başbakanımızı da Yalova'da ağırlayacağız. Yalovalılarla buluşturacağız. Ve inşallah 1 Haziran akşamı zaferle buluşacağız. Rabbim zaferimizi bize şimdiden hayırlı etsin diyorum. Hepinize saygılar. Sağ olun. Türkiye'mizi 2023'leri hazırlayan AK kadro yöneticilerimizden yerel yönetimler başkanımız, genel merkez başkan yardımcımız Sayın Abdülhamit Gül'ü sahneye davet ediyorum. Değerli genel başkan yardımcım, değerli genel merkez SKM başkanımız, İstanbul milletvekilimiz, değerli Yalova milletvekilimiz, Yalova belediye başkan adayımız ve Çiçeği Burnu'nda il başkanımız, yine bu dayanışma, birlik, beraberlik, vefa gününde bir arada olduğumuz AK Parti'mizin değerli ailesi, değerli hanımefendiler, beyefendiler, abiler, ablalar, hepinize de bu toplantımızın ve 1 Haziran seçimlerinin en güzel bir şekilde sonuçlanması duasıyla hoş geldiniz diyorum, selamlar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, 30 Mart 2014 yerel seçimleri hamdolsun partimizin büyük bir zaferiyle Türkiye genelinde %60 belediyeyi AK Partili belediye yaparak güzel bir zaferle sonuçlandı. 14 yerde seçim yapılacak, bunlardan birisi de Yalova. İnşallah Yalova'da geç kalmış bir seçim zaferini 1 Haziran'da güzel bir şekilde zaferle sonuçlandıracağız. Değerli arkadaşlar, seçim öncesi hepiniz hatırlarsınız. İşte AK Parti geçtiğimiz seçimlerin daha altında oy alacak, %30'ların altında oyla sonuçlanacak diye bir takım hezeyanlar, bir takım rüyalar görenler oldu. Sonra sokağa çıkınca çok gülünç hale düştüklerini görünce bu çıtayı biraz yükselttiler. Ne dediler? AK Parti %35'in altında oy alacak. Ama seçim günü hamdolsun milletimiz bizi %45.5 gibi ezici bir çoğunlukla AK Parti'ye ve onun liderine yürü biz senin arkandayız sonuna kadar mücadelede yanındayız mesajını verdi. Çünkü AK Parti'nin lideri Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan 27 Mart 1994 günü bu kutlu yürüyüşe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yola çıktı ve o günde kimse Sayın Başbakanımızın belediye başkanı olacağını hayal dahi edemiyordu. Herkes kendine göre bir takım senaryolar. Ya bunlar işte diğer partileri sayarken Sayın Başbakanımızın ismi bir şekilde belediye başkanı alamayacak diye denklemde görünmüyordu. Ancak AK Parti'nin ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın diğer anlayışlardan ve hareketlerden tek farkı, en anlamlı farkı, biz ne baronları, ne iç dış mihrakları, yabancı güçleri yanımıza almayız. Bizim sadece ve sadece dayandığımız yer Allah'ın rızası ve aziz milletin duasıdır. Bunu anlayamadılar. O günde
Sayın Başbakanımız milleti arkasına alarak, milletle omuz omuza vererek, el ele vererek, kadınıyla, genciyle, çocuğuyla, yaşlısıyla çok güzel bir seçim çalışması yaptı. İşte bugün SKM Başkanımız da Genel Başkanımızın yanındaydı. O seçim çalışmasının şahitlerindendi. Temel Bey burada yine adayımızdı. Birlikte çalışıyorlardı. Şimdi aynı ruhla, aynı heyecanla kapı kapı bu seçimde Genel Başkan Yardımcımız Süleyman Soylu Bey, milletvekilimiz, adayımız, bütün AK Partili kadrolar, sizler kapı kapı dolaşarak bir mücadeleyi, bir kutlu davayı anlatırız. Bizim bütün temel derdimiz, heyecanımız bu aziz millete hizmet etmek. Bizim başkaca bu millete, Yalova'ya, bu Türkiye'ye hizmet etmekten, Türkiye'yi 2023 vizyonuna taşımaktan başka bir heyecanımız, bir hevesimiz, başka bir gayretimiz yoktur. Türkiye'deki mücadele eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin mücadelesidir. Eski Türkiye nedir? Eski Türkiye, işte siz çok iyi bilirsiniz, İstanbul'un eski halini. 94'te Başbakanımız Belediye Başkanı olmadan önceki İstanbul'un ilçesiydiniz, İstanbul'un parçasıydınız. Halit'in yanından insanlar geçemezken şimdi Halit'te balık tutuyorlar. İstanbul'da çöpler toplanmazken adeta çöp dağları oluşuyordu ve birkaç defa da patlama oldu. Hatırlarsınız belki. Yolsuzluklar, çöpler, çukurlar, çamurlar varken AK Parti'nin misyonu, lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la beraber o şehre çok güzel bir eldeydi. Bizim 30 Mart seçimlerinde de vaat ettiğimiz, biz şehrin insanlarını, o şehirde oturanları şehrin sakini olarak değil, o şehrin sahibi olarak görüyoruz. Biz Yalova'daki bize oy verecek ya da bizim hizmet edeceğimiz Yalovalıları o şehirde adeta oturan, bulunan kişiler değil, belediye çalışmalarına katkıda bulunan ve bir şekilde sorunlarıyla ilgilendiğimiz o şehrin sahibi olarak görüyoruz. Ve o şehirleri Allah'ın bizlere birer emaneti olarak verdiği inancıyla bizim belediye başkanımız, bizim teşkilatımız, bizim bütün kadrolarımız bu şuurla hareket ediyor. Ve şehirleri de bu şekilde yönetiyoruz. Değerli arkadaşlar, eski Türkiye'de vesayet vardı. Eski Türkiye'de millet iradesine darbe vurulma süreçleri vardı, mücadelesi vardı. AK Parti bütün bu vesayetlere son vermiş ve yeni Türkiye inşasında en önemli adım olan 30 Mart seçimlerini ezici bir çoğunlukla güzel bir başarı ve zafer elde etmiştir. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. 10 Ağustos'ta ilk turunu yapacağımız Cumhurbaşkanlığı seçiminde inşallah AK Parti'nin milletle yapmış olduğu istişare neticesinde önereceği kişi inşallah Cumhurbaşkanı olacaktır. Bu milletin ilk defa kendisini seçtiği Cumhurbaşkanı olarak milletin karşısına çıkacaktır. Ve halkın seçeceği Cumhurbaşkanı olacağı için inşallah bu hizmetleri ve anayasal görev ve yetkileri de millete en güzel bir şekilde ifade edecek, sunacak, bir anlamda devlet başkanı olarak ilk başkanımızı seçmiş olacağız. Bu seçim sürecine giderken de 1 Haziran seçimindeki adeta 14 yerde yapılacak mini seçimle AK Partimiz inşallah güzel bir seçim zaferine ulaşacak. Ve bu süreç neticesinde Sayın Genel Başkanımız şu anda Başbakanımız ve bizim liderimizdir. Sayın Genel Başkanımız şayet Cumhurbaşkanı da olsa yine AK Parti ailesinin bu milletin lideri olacaktır. Yine Cumhurbaşkanı da olursa Cumhurbaşkanı ve lideri olarak devam edecektir. Rabbim o seçim sürecini de kendi camiamıza, milletimize, aziz ülkemize hayırlı neticelerle inşallah sonuçlandırsın ve bir herhangi bir kriz olmadan güzel bir şekilde uyum içerisinde en güzel sonuca hep birlikte ulaşacağız. Ben sözlerime son verirken Yalova'da AK Parti'ye verilen her oyun bütün Türkiye'yi sevindireceğini, bütün milletimizi memnun edeceğini, bütün dünya mazlumlarına AK Parti'ye verilen her oyun dünyada sürdürülen zulme karşı one minute, durun siz buradan devam edemezsiniz, buna hakkınız yok diye bir set olduğunu, bir anlamlı işaret taşıdığının işaretidir. Bu oy pusulasının çok derin bir anlamı vardır.
AK Parti'ye verilecek her oy Yalova'mız için, güzel Yalova'mız için hizmete verilecek bir oydur. İnşallah o gün bütün Yalova sevinecek, aziz milletimiz sevinecek, güzel bir coşkuyla zaferimizi kutlayacağız, güzel hizmetler yapacağız. Ben bu duygularla toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamlar, saygılar. Konuşmalarından dolayı yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Abdülhamit Gül'e çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, çok değerli halk kadrolarımız, şimdi huzurlarınıza Teşkilat Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Süleyman Soylu'yu davet ediyorum. Çok kıymetli Genel Başkan Yardımcım, değerli SKM Başkanımız, AK Parti'mizin çok kıymetli Yalova Milletvekili, değerli dostumuz, göreve daha henüz yeni başlayan ama heyecanını, duygularını biraz önceki konuşmadan ve Yalova'daki bu önemli süreci sorumluluğuyla birlikte taşıyacak olan çok değerli il başkanımız, burada bulunan çok değerli eski milletvekilimiz, değerli eski il başkanımız, eski il başkanlarımız, kıymetli hanımefendiler, saygıdeğer ve gönüldaşları, öncelikle bu güzel günde bir büyük heyecanın, bir büyük adımın ve yeniden Türkiye'ye inşallah 1 Haziran'da müjdeyi vereceğimiz ve bunun burada hep birlikte sözünü buradan 785 bin kilometre kareye duyuracağımız bu güzel günde bir arada olmaktan çok büyük bir onur duyuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Önceki gün Sayın Başbakanımızla Yalova'ya geleceğimizi söylediğimizde Abdülhamit Bey'le birlikte buradaki çok değerli dava arkadaşlarına, bütün Yalovalılara muhabbetlerini, sevgilerini, selamlarını iletti. Üzerimizde kalmasın bu güzel topluluğa, bu emaneti veriyoruz efendim. Evet, Türkiye bir 30 Mart yaşadı. Türkiye 30 Mart'a giderken hep bir sözü söyledik. Hep bir duyguyu terennim ettik. Dedik ki Cumhuriyet tarihinin ve demokrasi tarihinin en önemli seçimine gidiyoruz. Türkiye'nin istiklalini, Türkiye'nin bağımsızlığını, egemenlik kayıtsız, şartsız bu milletindir lafzını bu milletten almaya çalışanlara karşı bir büyük direnişi göstermek zorundayız. Dedik ki Türkiye'yi öyle bir noktaya taşımak istiyorlar ki Türkiye'yi bir esaret altına almak istiyorlar. Demokrasiyi, milli iradeyi itibarsız hale getirmek istiyorlar. Dedik ki, onlar Türkiye'yi eski Türkiye'ye mahkum etmek istiyorlar. Yoksulluğun Türkiye'sine mahkum etmek istiyorlar. Onlar Türkiye'yi hastanelerde insanların sabahlara kadar kuyruk çektiği, kuyrukta bulunduğu, acı çektiği, ızdırap çektiği bir Türkiye'ye mahkum etmek istiyorlar. Dedik ki onlar 30 Mart'ta iftiralarıyla, kasetleriyle beraber bu milletin yarınına güçlü bir adım atmasını engellemeye çalışmak istiyorlar. Onlar özgür Türkiye istemiyorlar. Onlar demokrat Türkiye istemiyorlar. Onlar zengin bir Türkiye istemiyorlar. Onlar başı göğe değecek kadar onurlu bir şekilde bu insanların yaşadığı bir Türkiye'yi bu insanlara dar etmek istiyorlar. Ey milletim bize sahip çıkın dedik ve 30 Mart'ta bu millet sahip çıktı. Çeyre ittifaklarıyla birlikte bu milletin evlatlarına ve bu milletin yarınına kirli ittifaklarla birlikte hiçbir zaman bir araya gelemeyecek kişilerin ve insanların bir araya gelmesiyle birlikte biz eski Türkiye'yi haykırıyoruz derken bu milletin %45,5'u size müsaade etmeyeceğiz, biz yeni Türkiye ile beraber olacağız dedi. Kasetler çıkardılar, iftiralar attılar,
montajlar yaptılar. Ve bu ülkede 12 yıldır ben sadece Allah'ın önünde ve sadece milletin önünde eğilirim diyen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun kadrolarına ve bu Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne aslında sadece engel çıkarmak istemediler. Had bildirmek istediler. Yalnız değillerdi. 7 düvel birlikteydiler. 7 düvel birlikteydiler. Ama miting meydanlarında, kahvehane toplantılarında, ev sohbetlerinde, esnaf ziyaretlerinde bütün bu güzel kadro anlattı. Her yerde anlattı. Bir onların tarihleri vardı, bir de bizim tarihimiz vardı. Onların tarihleri 27 Mayıs 1960'ta o darbeyi yaptıkları, 16-17 Eylül'de rahmetli Menderes'i ve onun arkadaşlarını idam ettikleri tarihti. Onların tarihleri 12 Mart'ta darbe yaptıkları tarihti. Onların tarihleri bu ülkede gençlerimizi sağcı ve solcu diye ayırarak birbirine kırdıran, katlettiren ve 12 Eylül 1980'de ondan sonra çocuklarımızın yaşlarını büyüterek idam ettirdikleri tarihti. Onların tarihleri vardı. Onların tarihleri bu ülkede insanlarımızı ihtilafları üzerinden ayıran, Türk-Kürt diye ayıran, Alevi-Sünni diye ayıran, sağcı-solcu diye ayıran, Dayık-Antilayık diye ayıran ve onların tarihleri bir taraftan insanlarımızı irticacı diye ayıran, namaz kılan kılmayan diye ayıran, başörtülü başörtüsüz diye ayıran ve 28 Şubat'ta önemli bir şekilde şirketlerimizi kırmızı, sarı, yeşil, mavi, beyaz diye ayırmaya çalışan onların tarihleri o 28 Şubat'la birlikte bu ülkede tam 40 milyar dolar yolsuzluğu gerçekleştirmeye çalışan ve bunu sağlayan tarihlerdir. Onların tarihleri yetmiyordu. Onların tarihleri bu ülkenin cumhurbaşkanı seçileceği zaman hayır bu millet cumhurbaşkanı seçemez. Biz bu Türkiye'nin hakimleriyiz diyerek bu ülkede cumhurbaşkanını kendileri seçtirmek için her türlü entrikayı, hileyi, desteği ortaya koydukları 27 Nisan e-bildirisini yayınladıkları tarihti. Onların tarihleri vardır. Onların tarihleri elbette ki bununla beraber bitmiyordu. Türkiye'de huzurun, istikrarın sürdüğü, ekonominin yükseldiği, insanlarımızın birliğinin ve beraberliğinin ve kardeşliğinin en üst seviyelere ulaştığı o 2013 yılındaki Mayıs ayının sonlarına geldiğimizde gezi olaylarıyla birlikte kendi ittifaklarla birlikte bu ülkenin huzurunu ve istikrarını ortadan kaldırmaya çalıştıkları tarihti. Yetmedi. Yalanlarla, dolanlarla, iftiralarla, her türlü entrikayla, her türlü hileyle beraber 17 Aralık darbesini gerçekleştirdikleri, 25 Aralık'ta yeni bir darbeye teşebbüs etmeye çalıştıkları tarihti. Evet. Onlar bir tarihi daha bekliyorlardı. Milletimizi ürkütmek istiyorlardı. AK Parti kadrolarını sindirmek istiyorlardı. İddialarından vazgeçirmek istiyorlardı. Dünyanın ilk 10 büyük devletinden birisi olacak Türkiye dendiği zaman nasıl böyle bir şey olabilir diye kendi kendilerini yedikleri bitirdikleri bir anda 30 Mart'ta da kendi tarihleri yapmak için ellerinden gelen hiçbir şeyi ardına koymamışlardı. Yıllarca bu ülkede hürmet beslediğimiz, saygı duyduğumuz, neredeyse dini mübini İslam üzerinden bizi aldatan, aldatmaya çalışan bile demiyorum, aldatan Türkçe olimpiyatları üzerinden milliyetçilik duygularımızı istismar ederek bu ülkenin insanını ve bu ülkenin vatandaşını aldatan, yetmedi, bu devleti kuşatmaya çalışan, ele geçirmeye çalışan ve bu ülkenin kazanımlarını bir bir ortadan kaldırmaya çalışanlarla birlikte, o paralellerle birlikte bu ülkede kendi tarihlerini 30 Mart'ta ikame etmeye çalıştılar. Bunun 28 Şubat'tan hiçbir farkı yoktu. Bunun milletin mazlumlarını idam etmeye kendi kafasına koymuş darbe yapanların 27 Mayıs 1960'ta yaptıkları darbeden hiçbir farkı yoktu. Bunun bu milleti yolsuzluk çukurunda karşı karşıya bıraktıkları, bankalardan hortumladıkları 40 milyar dolarlarla birlikte deprem vergisiyle, eğitime katkı payıyla bu milletin insanından bunları inim inim alanlardan hiçbir farkı yoktu. Ve millet
kendi tarihini yazdı. Aynen nasıl biliyor musunuz? 14 Mayıs 1950'de rahmetli Menderes'le birlikte yazdığı tarih gibi. Aynen nasıl biliyor musunuz? 6 Kasım 1983'te rahmetli Özal'la yazdığı bir tarih gibi. Aynı nasıl biliyor musunuz? 28 Şubat'tan sonra işte biz bunları korkuttuk. 1000 yıl daha bundan sonra bu topraklarda bizim borumuz ötecek diyenlere karşı bu milletin ayağa kalkıp 3 Kasım 2002'de hayır sizin borunuz ötmeyecek, bu milletin borusu ötecek diyenlerin yazdıkları tarihleri. Bu milletin kendi tarihleri var. Ve her yerde haykırdık. Ve her yerde söyledik. Ve her yerde bu milletin büyük ferasetiyle ve büyük anlayışıyla beraber kendisiyle birlikte olanlara sahip çıkacağımızı söyledik ve anlattık. Allah bizi mahcup etmedi. Milletimiz bu büyük harekete büyük bir destek verdi. Aynen 12 Eylül 2010 tarihinde bir referandumda anayasa değişikliğinde bu milletin kendi tarihini oluşturduğu gibi. Ve biz inanıyorduk. 30 Mart tarihi bizim tarihimiz olacak. Bu milletin tarihi olacak. Cumhuriyet ve demokrasi tarihinin en önemli seçiminde bu millet, bu ülkenin yarınlarda güçlü olabilmesi için, bu ülkenin kendi etrafındaki coğrafyada bütün ülkelerle birlikte bütün dünyaya yeniden ve yeniden bütün dünyaya bu ülkenin bütün medeniyetini haykırabilmesini sağlayabilmek için bu millet elbette ki kendi kararını verecekti. Onlar zannettiler ki millet fotoğrafı parça parça görüyor. 12 Eylül'ün nasıl olduğunu anlamadı. 28 Şubat'ın bu millet için ne ifade ettiğini anlamadığını zannettiler. Onlar zannettiler ki seçim öncesi kasetleri koyarız, milleti kandırırız. Biraz da dini mübini İslam üzerinden, milliyetçilik üzerinden bu milleti aldatmaya çalışırız. Ve bu millet bunu bir şekilde yer diye düşündüler. Ama 30 Mart'ta bu milletin tokadı öyle bir ağır oldu ki hala sesleri çıkmıyor, hala sesleri çıkmıyor, hala sesleri çıkmıyor. Değerli yanılar, 30 Mart bizim üzerimize büyük bir sorumluluk verdi. Biz millete yeni Türkiye'yi vaat ettik. Değerli Yalovalılar, 30 Mart bize üzerimize büyük bir sorumluluk verdi. Biz bu millete, bu asil millete, bu büyük millete egemenliğin kayıtsız ve şartsız tam anlamıyla bu milletle beraber olabileceği sözünü verdik. 30 Mart bize büyük bir sorumluluk yükledi. Bu milletimiz bize büyük bir sorumluluk yükledi. Bu devleti ele geçirilmeye çalışanlara karşı dik duran bu AK Parti teşkilatı, dik duran AK Parti kadroları ve bu konuda bir milim bile geri adım atmayan liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere hepimize büyük bir sorumluluk verdi. İşte yetki elinizdedir dedi. Kim bu ülkeye, kim bu devlete, kim bu millete bir ihanet planı içerisindeyse siz onun hakkından gelin diye bu AK Parti'ye ve AK Parti hükümetine ve bu güzel kadrolara bir yetkiyi verdi. 30 Mart yani 29 Mart gününden daha önemlidir 30 Mart. Daha büyük bir sorumluluk içerisindeyiz. Türkiye'nin yarınlarına ait daha büyük bir sorumluluk içerisindeyiz. Birçok işler gerçekleştirildi. Birçok mesafeler alındı. Kıymetli hanımefendiler, değerli beyefendiler, evet, Cumhuriyet tarihinin ve demokrasi tarihinin en önemli seçimini hep birlikte geride bıraktık. Büyük bir sorumluluğu omuzlarımıza alarak geride bıraktık. Ama şunu açık yürekle söyleyeyim. Şimdi bu toprakların en önemli seçimine gidiyoruz. En önemli seçimine gidiyoruz bu toprakların. Selçuklu ve Osmanlı'dan itibaren ilk kez halk kendi cumhurbaşkanını seçecek. İlk kez kendi oyuyla beraber seçecek. İşte millet aslında yeni Türkiye'nin yeni sayfasını yazmaya başlayacak. Yeni Türkiye'nin yeni sayfası. Bu yeni sayfada ne var biliyor musunuz? İlk 10 büyük devlet var. Onun içerisindeki bir Türkiye var. Bu yeni sayfada ne var biliyor musunuz? İlk adımımız olan 2023'te 25 bin dolar kişi başına gelir seviyesi var. Bu yeni sayfada ne var biliyor musunuz? Bir elini Avrupa'ya, bir elini Orta Doğu'ya, bir elini Orta Asya'ya, bir elini Afrika'ya vermiş ve bölgesinde güçlü, kudretli ve yükselen bir Türkiye var. Bu yeni sayfada ne var biliyor musunuz? Bu yeni sayfada 2,5 trilyon dolar gayri safi hasıla var.
Bu yeni sayfada ne var biliyor musunuz? Kendi uçağını yapan bir Türkiye var. Çatlasalar da patlasalar da kendi istihbarat uydusunu yapan bir Türkiye var. Kendi otomobilini yapan bir Türkiye var. Bu yeni sayfada ne var biliyor musunuz? Dünyaya adım attığımızda insanımızın inşallah 85 milyon, 86 milyon nüfusunda olan insanımızın yurt dışına çıktığında ay yıldızlı pasaportu yurt dışında gümrük memuruna uzattığında bugün nasıl 67-68 ülkede pasaportumuzu uzattığımızda saygıyla ayağa kalkan bir dünya varsa 237 ülkede dünyanın hangi noktasına gidersek gidelim orada ayağa kalkan bir dünyayı anlatan bir Türkiye var bu sayfada. Sorumluluğumuz 29 Mart'tan daha ağırdır. Sorumluluğumuz 28 Mart'tan daha ağırdır. Onun için değerli Yalovalılar, 10 Ağustos tarihine doğru gidiyoruz. Bu millet kendi devletinin tarihini yeniden yazmaya hazırlanıyor. Bu bir normal cumhurbaşkanlığı seçimi değildir. Eğer bunu böyle algılıyorsak, böyle düşünüyorsak yanılırız. Eğer AK Parti'yi sadece bir siyasi parti olarak algılıyorsak, nasıl yanılıyorsak, önümüzdeki seçimleri de eğer sadece bir cumhurbaşkanlığı seçimi olarak algılıyorsak yanılırız. Bizim iddiamız büyüktür. Bizim iddiamız sadece körfez geçişini yapmak değildir. Bizim iddiamız sadece hastaneler yapmak değildir. Bizim iddiamız son 12 yılda 81 vilayetimizde 100 üniversite yaparak 176 üniversiteye bu ülkenin her tarafında gençlerimizle buluşturmak değildir sadece. Bizim iddiamız 3. köprüyü yapmak değildir sadece. Bizim iddiamız, bilmenizi istiyorum ki, bizim iddiamız sadece ve sadece 17 bin kilometre bölünmüş yol yaparak insanlarımızın ve ülkemizin bütün noktalarını birbirine kavuşturmak değildir. Bizim iddiamız 30 bin laboratuvarlarıyla, 30 bin bilişim teknoloji sınıfıyla Türkiye'nin her tarafında gençlerimizi ve insan kaynaklarımızı yarına güçlü bir şekilde hazırlamak değildir. Bizim iddiamız bu büyük medeniyetin, yani bu büyük Anadolu medeniyetinin yarınlara hasarsız ve eksiksiz bir şekilde ulaşabilmesini sağlamaktır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mevlana bizden görev beklemektedir. Yunus Emre bizden görev beklemektedir. Hacı Bektaş Veli bizden görev beklemektedir. Beyim Sultan bizden görev beklemektedir. Bediüzzaman Said Nursi bizden görev beklemektedir. Süleyman Hilmi Turan bizden görev beklemektedir. Esat Çoşan bizden görev beklemektedir. Bu ülkede Mehmet Zahit Koklu, Hüseyin İlmi Işık görev beklemektedir. Mimar Sinan görev beklemektedir. Bir taraftan bütün bunlar görev beklerken bekledikleri bir tek görev vardır. Bu büyük medeniyeti dünyaya taşımak, bu ahlakı dünyaya taşımak, bu inancı dünyaya taşımak, bu kardeşliği dünyaya taşımak, bu birliği dünyaya taşımak ve bu beraberliği dünyaya taşımak. Çok açık söylüyoruz. Her yerde söyledim. Aylar önce söyledim. Bugün elbette ki partimiz bir istişare yapıyor. Ama benim gönlümün ne söylediğini herkes biliyor. Allah inşallah Recep Tayyip Erdoğan Bey'i 10 Ağustos günü akşam saat 17'de Cumhurbaşkanı seçtikten sonra belki de hayatımızın en mesut, en mutlu günlerinden birisini anlatacak. İnşallah. Hiç lafımı etmem, lafımı bükmem. Kimseye de haksızlık yapmam. Çünkü bu Türkiye'nin yeniden silkinişi demektir. Bunun için söyledim biliyor musunuz? Allah şahittir. Bütün değerlerin üzerine yemin ederim ki. Ey Yalova. 1 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi buradan işaret fişini bir şekilde bütün Türkiye'ye o 10 Ağustos günü bu güzel insan, bakın hepimiz geri adım atabilirdik. Üzerimize gelindiği zaman hepimiz silebilirdik. Temel abi hepimiz korkabilirdik. Şükrü Bey, hepimiz acaba böyle davranmasa mıydık diye düşünebilirdik. Bir tek gün ipim cebimde geziyorum, kefenim yanımda geziyorum diyerek
Cumhuriyetimizin, milletimizin, inanç değerlerimizin başkalarının tasallutu altında olmaması için, kendi bedenini ortaya koyan bu adam için Yalova'nın yapması gereken çok şey var. Bir Haziran'da buradan bir muştuyu bekliyoruz. Bir müjdeyi bekliyoruz bir Haziran'da. Yok öyle olmuş böyle olmuş. Hepsini bir kalemde silin Allah'ını isterseniz. Biz Yalova'da İl Genel Meclisi'nde birinci partiyiz. Biz Yalova'da Belediye Meclisi'nde birinci partiyiz. Biz bir Haziran'da Yalova Belediyesi'ni alacağız. Bir Haziran'da. Öyle sahte kahramanlara pabuç bırakacak halimiz yok bizim. AK Parti'nin en önemli adamlarından birisi burada. Yıllardan beri bir seçim kazanmanın kitabını yazan, nasıl olabileceğini bilen Mustafa Ataş burada. Ben emrindeyim. Teşkilatımız emrinde, genel başkan yardımcılarımız emrinde, bakanlarımız emrinde, milletvekillerimiz emrinde. Hepsi, hepimiz emrindeyiz. Bakalım seçim nasıl oluyormuş. Takke düşer, kel görünür, hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Bu büyük kadro, bu büyük kadro hep beraber kucaklaşarak, hep beraber yarınlara ait bizim Yalova yapacaklarımız var. Yalova hizmeti yönetimimiz, eski yönetimlerimiz, belediye meclislerimiz, özellikle belediye meclislerimizi söylüyorum. Eğer bir dakika boş durursanız siz seçildiniz. Hakkımız sizde olur. Allah şahittir, hakkımız sizde olur. Biz burada Sayın Başbakanımızın karşısında kimseyi sevindiremeyiz. Büyük bir mücadele ortaya koyacağız. 24 saat çalışacağız. 18 saat, 19 saat değil. Uyurken bile, rüyamızda bile, hülyamızda bile yarın ne yapacağımızı düşüneceğiz hep birlikte. Bu millet her gittiğimiz yerde Allah şahittir. Kendimiz için dua istemedik. Kadınlara yaklaştığımızda, Sayın Başbakanımıza dua edin dediğimizde, bilmenizi isterim ki biz ona hep dua ediyoruz diyorlardı. Bu milletin duası bizle beraber. Bu milletin duası bu millete hizmet edenlerle birliktedir. Hiçbir merakın içerisinde olmayın. Bizim yapacağımız sadece Yalova'ya yaptıklarımızı anlatabilmek, Yalova'ya yapacaklarımızı anlatabilmek ve milletin ayağına gidebilmektir. Bir taraftan eksiğimiz aksağımız, her insanın eksiği aksağı olur. Her insanın eksikten münezzeh bir tek Cenab-ı Allah'tır. Hep beraber derleneceğiz, toparlanacağız. Burada AK Parti beni teşkilat başkanlığıyla şereflendirdi. Bu önemli bir şey. Ama Şükrü abi de milletvekiliyle şereflendirdi. Mustafa Bey de il başkanlığıyla şereflendirdi. Bu millete hizmet etmekle şereflendirdi. Yarın yevmi kıyamette, yarın ahirete irtihal ettiğimizde yaptığınız bir hizmet belki cennet yolunu açacak. Yaptığımız bir adım, attığımız bir adım belki de bizi o istediğimiz, arzu ettiğimiz noktalara taşıyacak. Bu önemli bir şeydir. Çünkü bu milletin duası bizle birlikte. Ne olursunuz, çok çalışacağımız, çok gayret göstereceğimiz, çok mücadele edeceğimiz bir dönemin içerisine giriyoruz. Halkın içerisinde olun. Onlarla birlikte Yalova'nın güzel günlerini hep beraber kucaklayın. Yüzünüzden tebessüm hiçbir an eksik olmasın. Burada öyle veya böyle 1 Haziran günü akşamleyin inşallah bütün Türkiye'ye 10 Ağustos'un müjdesini vereceğiz. 10 Ağustos'un müjdesini vereceğiz. Büyük hizmetler yapacağız. Ve Yalova'yı inşallah kucaklayacağız. Öyle ha? Bir taraftan cemaat işbirliği yapacaksın. Onun kucağına oturacaksın. Öteki taraftan da Atatürk'ün istismarını yapmaya çalışacaksın. Elin her tarafta olacak. TÜSİAD'la işbirliği yapacaksın. İstanbul sermayesiyle işbirliği yapacaksın. Aydın Doğan'ın kucağından kalkmayacaksın. Sonra geleceksin. Burada Yalova'ya hizmet edeceksin. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Millet
Onlara gerekli cevabını 30 Mart'ta verdi. Yalova'da 1 Haziran'da bir hatırlatma daha çekecek. Bak şimdi pazarlık yapıyorlar kendi aralarında. Cumhurbaşkanı adayını kim çıkaralım? Birlikte mi olalım? Birlikte olmayalım mı? O eski CHP Genel Başkanı var bir tane, Deniz Baykal. Biliyorsunuz değil mi? Hep beraber olun. Hep beraber olmayın. Yedi düvel gelin, yedi düvel. Bu millet size hesabını sorar, yedi düvel gelin. Onun için kıymetli hanımefendiler, değerli il başkanımız görev yeni başladı. Ama Mustafa Başkan hepinizin huzuruna teşekkür ediyorum. Burada hep birlikte karar vererek milletvekilimiz, il başkanımız, belediye başkanımız Mustafa Ataş Bey hep birlikte müşavereyle, istişareyle nasıl yaparız da bu işin içerisinden Reşat abi hep beraber nasıl yaparız da biz 1 Haziran'da bu millete yeni bir müjdeyi veririz ve biz bunu nasıl gerçekleştiririz'in düşüncesini ortaya koyduk. Şunu söyleyeyim, özellikle hanımefendiler, seçimleri bu erkeklere bırakmayın. Bunlar seçim falan kazanmıştır. Seçimi kazanan kadınlardır. Eve giren, orada o kalbinin bütün temizliğiyle birlikte biz sizden destek istiyoruz dediğiniz andan itibaren aslında bütün 12 yılı, gelecek 100 yılı, 21. asrı büyük Türkiye'yi, güçlü Türkiye'yi bu büyük milletimizle paylaşacaksınız. Bir tek girilmedik ev kalsın istemiyoruz. Mahalle başkanlarımıza söylüyoruz. Bir tek, üzerinizde sadece Yalova'nın sorumluluğu yok. 76 milyon 600 bin insanımızın ve bundan sonra gelecek neslimizin sorumluluğu var. Ve bu sorumluluğu biraz önce size anlattım. Onun için her esnafa gireceğiz. Ne dertleri varsa, ne sıkıntıları varsa sadece seçim döneminde değil, her zaman olduğu gibi seçim döneminden sonra da onlarla birlikte beraberlik içerisinde olduğumuzu onlara deklare edeceğiz. Küskün, dargın, kırgın her seçimin vardır. Kimisi aday olamamıştır, haklıdır, hakkıdır. Kimisi beklentileri vardır, olmamıştır. Kimisine belki bir yere gidildiği zaman gerekli ihtimam gösterilmemiştir. Onların hepsini kucaklamak ve onların hepsiyle beraber bu seçimi yana taşımak bizim temel sorumluluğumuzdur. Seçimin mazereti yoktur. Seçimle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Seçimi en çok iyi hareketler yapan, en çok olumlu hareketler, işler yapan kazanmaz. Seçimi en az hata yapan kazanır. Bir daha söylüyorum. Seçimi en az hata yapan kazanır. Onun için bir vesileyle burada birbirimize öyle sıkı sıkı bir halle birlikte sarılmalıyız ki omuzlarımızı öyle birbirine yakın bir şekilde aynı amaçla aynı hedefe doğru sıklaştırmalıyız ki aramızdan en ufak bir rüzgar bile sızmamalıdır. Hiç merak etmeyin. 1 Haziran günü seçim AK Parti'nindir. İnşallah. Seçim AK Parti'nindir. Benim hiç endişem yok. Bu salondaki bu anlayıştan bunu net bir şekilde görebiliyorum. Çok değerli dostlar, kıymetli hanımefendiler, Sayın Başbakanımız da, değerli Genel Başkan Yardımcımız ve yine değerli SKM Başkanımızın söylediği gibi Yalova'da sizlerle beraber olacak. Ve o günlerde Yalova'da aslında seçimin hangi noktada gittiğini bütün Türkiye'de, bütün Yalova'da bilecek. Bakanlarımız gelecek. Genel Başkan Yardımcılarımız gelecek. Burada milletimizle birlikte olacak. Ama bütün bunların yanı sıra biz onlar kadar sizlerin de adım adım Yalova'ya aşınlamanızı istiyoruz. Bu seçim başka bir seçim. Ara seçimin kendi adına bir lezzeti vardır. Bu lezzeti ne olursunuz kendi damağınızda, bu tadı kendi damağınızda hissedin. Birlikte olacağız, beraber olacağız ve burada bir takım iftiralar atan, bir takım o belediyeye girip ondan sonra CHP zihniyeti hep aynı zihniyet olmuştur. Hep aynı zihniyet. Hep aynı. Adnan Menderes'e de aynı iftira attılar. Aylardan beri Sayın Başbakanımıza da o Kılıçdaroğlu denilen adam aynı iftirayı atıyor.
aynı iftiraları atıyor. Burada da Yalova Belediye'mize aynı iftiraları atarak zannediyor ki sonuç alacak. Haram bizim kursağımızdan geçmez Kılıçdaroğlu. Sen aynaya bak da haramın kimin kursağından geçtiğini net bir şekilde gör. Haram bizim kursağımızdan. Hiç merak etmeyiniz. Hep birlikte yarına ait güçlü adımlarla birlikte gidiyoruz. Beraber gidiyoruz, güçlü gidiyoruz, kudretli gidiyoruz. 1 Haziran'da bütün Türkiye Yalova'dan büyük bir müjdeyi Yalova Meydanı'ndan haykırarak vereceğiz Allah'ın izniyle. Bu vesileyle bu akşam burada hep birlikte güzel bir başlangıcı yapıyoruz. Bu bizim ailemiz. Burada kadrolarımız var. Burada eski il yöneticilerimiz var. Burada kadın kollarımız var. Burada gençlik kollarımız var ve bu toplantıdan itibaren Sayın Mustafa Ataş Başkanımızın başlattığı ve il başkanımızın, belediye başkanımızın, milletvekilimizin ve buradaki bütün kadroların hep birlikte 1 Haziran'a kadar sürdüreceği bu büyük mücadeleyi bir seferberlik hali olarak hep beraber tanımlıyoruz. Bir seferberlik halindeyiz. Diğer ilçelerimizin belediye başkanlarıyla, belediye meclislerimizle, il yöneticilerimizle, gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla birlikte ortaya konulan seçim programına harfiyen uyduğumuz andan itibaren bilmenizi istiyorum ki sonuç bizim, bilmenizi istiyorum ki zafer bizimdir. İnşallah. Evet. Daha çok geleceğiz. Daha çok konuşacağız. Daha çok esnafa gideceğiz. Ev toplantılarında bulunacağız ve buradan bütün Türkiye'ye haykıracağız ve diyeceğiz ki Yalova'da seçim, Yalova'da seçimden sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi, orada Tayyip Erdoğan'a bir müjde vereceğiz hep birlikte. Bu vesileyle bu akşam bu güzel toplantının hem Yalova'mıza hem Türkiye'mize hem de 1 Haziran seçimlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kazanız mübarek olsun. Allah yardımcınız olsun.